Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. O zati zatına mirat eyledi can. Celaliyle cemali oldu seyran. Hem anın aynesinden o Sübhan, nikab açtı kemali oldu ilan. Nikablardan geçip hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatılıyor evvela. Kemalat-ı Muhammediye'yi anlatıyor. Büyük Şeyh Efendi, İsmet Efendi Babamız Kutsesi Ruh Hazretleri. Efendimizin kemalatını anlatıyor, üstünlüklerini anlatıyor. İmam-ı Rabbani mektubatında der ki bütün alem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfetlerinin aynalarıdır. Bütün alem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının aynalarıdır. Ne demek o? Bütün bu alemde varlıkta Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfetlerinin gölgeleri var. Ama bazı varlıklar vardır ki aynası küçüktür. O kadar gözükür onda. Bazıları vardır, aynası büyüktür. Onda da o kadar gözükür. Bazıları çok geniştir. Ve varlıklar içerisinde aynası en geniş olan insandır. Müslümandır. İnsanların içerisinde de aynası en geniş, en kamil olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi ne demek bu? Ayna. Bunu şöyle anlayalım biz. Mesela Cenab-ı Hakk'ın değişik sıfetleri var. Vücut sıfeti. Bütün bu varlıkta onun çok küçük bir mecazi sureti var. Varlıkta bir varlık var. Şu eşya var. Var ama nasıl bir var? Bu varlığını Cenab-ı Hakk'ın varlığına borçlu olan bir var. Mevla Teala'nın varlığına borçlu. Sanki onun vücut sıfetinin bir yansıması, bir aksi oluyor. Ama mesela bütün varlıkta bu var, vücut sıfeti var. Canlı, cansız. Hayvan, insan, melek ne olursa olsun var. Ama velakin ilim sıfeti, Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfeti var. İlim sıfetinden herkese vermemiş. Bundan sadece insanda var. Veyahut da melekte var. Cinlerde var. İradeli varlıklarda var. Merhamet sıfeti, Cenab-ı Hak merhamet sıfeti var. Merhamet sıfetinden bir yansıması olarak bütün varlıkta değiller de canlılarda var. Hayvanlar da var mesela. İmam Bukhari rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah merhameti 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendisinde bıraktı. Bir tanesini bütün mahlukata taksim etti. Bütün mahlukata taksim ettiği o %1 merhamettendir. Bir kısrağın yavrusunu emzirirken onu ezmemek için ayağını kaldırması. Bütün varlıklara taksim edilen %1 merhametin ona olan, ona düşen nispeti bu. Evet. Buna benzer birçok şeyler var, hadis-i şerifler var. Allah semirdir, besirdir. İnsan da semirdir, besirdir. Allah semir ve besir olmaktan insanlara verdi. Ama ne kadar verdi? Kendine nispetli olandan, nispetle hiç mesafesinde verdi. Bütün insanlarda bak ben görüyorum, belli mesafedeki şeyleri görüyorum. Belli uzaklıktaki şeyleri görebiliyorum.
Belli yakınlıklardaki şeyleri görebiliyorum. Onun ötesinde çok yakın olanları ve çok uzak olanları göremiyorum. Benim görme mesafem sınırlı. Ama Allah'ın görme siz sınırsız. Allah'ın görmesine, işitmesine göre benim duyacaklarım sınırlı. Belli frekanslar arasındaki şeyleri duyuyorum, işitiyorum. Evet, çok yüksek olan sesleri de duymuyorum. Çok düşük olan sesleri de duymuyorum. Belli aralıklardaki şeyleri işitebiliyorum. Ama hamam böceği benden daha çok duyabiliyor. Yılan benden daha gizli olan sesleri işitebiliyor. Ben bir insan olarak belli seviyedeki şeyleri istiyorum. Evet. Frekans, Türkçesi nedir bunun bilmiyorum. Yavurca. Desibel. Anlamam. O da uyduruk bir şeydir. Belli aralıklar diyelim biz. Belli aralıklardaki şeyleri biz duyabiliyoruz. Ha buna ne aklınıza geliyorsa, ne aklınıza geliyorsa bu sifetleri, mahlukatın bu sifetleri Cenab-ı Hak tarafından kendisine verilen sifetler. Sanki Cenab-ı Hakk'ın o sifetlerinin, esma ve sifetlerinin bir aynası gibi olmuş. Onda gözüküyor. Kimisinin dediğim gibi mesela cansızların, kayaların Cenab-ı Hakk'ın cemal sifetinden o aynada gözüken şeyler var. Güzellikleri görüyorsunuz. Çiçeklerde görüyorsunuz. Böceklerde biraz daha fazla görüyorsunuz. Merhamet de var. Yani böyle aynalar değişik değişik. Bazı aynalar var, sırları kazınmıştır. Her şey orada olduğu gibi gözükmez. Sağlam olacak. Bazı aynalar var, üzeri kara, topraklarla sıvanmıştır. Yine gözükmez onda bir şey. Büyük de olsa gözükmez. Bazı aynalar var, kırıktır. Olduğundan farklı gösterir. Bir dudağınız yerde, bir dırdağınız gökte gözükür. Bazı aynalar var, dardır, az bir yerinizi gösterir. Bazı aynalar vardır, geniştir, kocaman her tarafı gösterir. Bazı aynalar var, toparlar, bir araya getirir böyle. Her tarafı, ufku önünüze getirir. Böyle farklı farklı aynalar var. Bazı aynalar var, evet, kafanızı düğme gibi, vücudunuzu bir çuval gibi, harar gibi gösterir. Bazı aynalar var, vücudunuzu düğme gibi, kafanızı sepet gibi gösterir. Değişik aynalar var. Bu aynalar nasılsa ona göre tutulan şeyler ona göre gözükür. Evet, bizim aynamızın genişliğine göre, sağlamlığına göre, evet, vasfına göre, evet, bir takım şeyler Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatları onda çok mecazi olarak gözükür. Müstakil bir merhameti olduğunu iddia eden şirk içerisindedir. Müstakil bir işitmesi olduğunu iddia eden Allah'la ortaklık peşindedir. Müstakil bir görüşü, görmesi olduğunu iddia eden Allah'a kendisini ortak koşmaktadır. Ama Allah'ın ona verdiği çok böyle cüz'i, çok mecazi bir görme, işitme ve bilme gibi şeyleri evet iddia ediyorsa bu yerine göre doğrudur. Yerine göre doğrudur. Doğru söylüyorsa doğrudur. Evet. Demek ki en güzel, en büyük ayna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynasıdır. Merhametin kullara verilebileceği miktarının en üstünü ondadır. İlmin kulların kaldırabileceğinin en üstünü ondadır. Başka aklınıza ne geliyor? Evet, onların en üstünü işitme. O sizin, bizim işitemediğimizi işitir. Dünyanın öbür taraftakini sesi Allah Teala mucizevi olarak ona işittirir. Gördürür. Müslim rivayet ediyor. Yeryüzü bana, Allah Teala yeryüzünü bana dürdü. Doğusunu ve batısını gördüm. اِنَّ اللّٰهَ زَوَالِيَ الْاَرْضَى فَرَأَيْتُ مَشَارِكَهَا وَمَغَارِبَهَا
Ulema Alülkari bunu Mişkat'ın Mişkat şiirinde anlatır. Sanki bir avucun içi gibi der. Ama bütün teferruatı, bütün böyle tafsilatı biliyor manasında değil. Bu mucizevi bir şey. İstenilen zamanda değil, Allah'ın istediği bir şekilde oluyor. İstenilen onun istediği bir miktarda oluyor. Sen onun gibi duyamazsın, sen onun gibi göremezsin. Yine sen Hazreti Ömer gibi evet İran'ı göremezsin. İmam Beyhaki Delail-ül Nübüvvesinde Hasan bir isnad ile rivayet ediyor. Ebu Naim yine Delail-ül Nübüvvesinde Hasan bir isnad ile rivayet ediyor. Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz Medine'de minberdeyken bir an hutbeyi kesiyor. Cuma günü bir an hutbeyi kesiyor ve ey Sariye daha dikkat et. Ey Sariye daha dikkat et. Ey Sariye daha dikkat et. Merak ediyor oradakiler. Sariye denilen kumandan İran'da İran müşrikleriyle muharebe etmek üzere sahada. Ama haberi yokken o İran mecusileri, müşrikleri onu arkadan dağdan muhasara etmeye çalışıyor. Onu Allah gösteriyor ona. Gösteriyor. Hemen Sariye ikazda bulunuyor. Evet orayı görebiliyor. Oraya sesini işittirebiliyor. Allah'ın muktedir kılmasıyla. Hadi Süleyman'sı mesela bunlardan İbn-i Hacer el-Askalani el-İsabesinde bunun isnadının hasen olduğunu söylüyor. Yani zayıf değil. Ama normalde Hazreti Ömer Efendimiz dibinde kendisini biraz sonra hançerleyecek olan Ebu Lu'lu görmüyor. Göremiyor. Neden? Allah göstermediği için göremiyor. Ama İran'ı gösterdiği için İran'ı görüyor. Ha? Öyle. Allah yaptıktan sonra, Allah gösterdikten sonra, Allah duyurduktan sonra müşkilat yok. Ama zamanımızın böyle maddeci kafaya sahip olan insanları bunları kabul edemiyor. Kabul edemiyor bunları. Yani aklına yatmıyor. Mutlaka eviriyor, çeviriyor. Bakıyorsunuz, işte bu ilahiyatçılar, hepsini söylemiyorum tabii. Bir kısmı ve o çoğu, evet bakıyorsunuz, mucizeleri inkar ediyor. mucizeleri, öyle diyor bir Osmanlı filozofu ve büyük adamı. Diyor ki, bir insan Allah'a iman eder de mucizelere iman etmezse bu olmaz diyor. Çünkü bu Allah'ın gücünün her şeye yetmeyeceğine inanmaktan kaynaklanır. Allah'ın iktidarının, gücünün, kudretinin her şeye kafi gelmeyeceğine inanmaktan kaynaklanır. Hem Allah'a iman edecek, hem Allah'ın kudretinin namütenayi olduğuna inanacak, hem de evet mucizeye inanmayacaksa bu adam kendi sözünü çürüten bir adamdır. Ne dediğini bilmeyen bir adamdır. Mucizelerin inkarı burada 1,5-2 asırdan beri Müslümanların başına bela edilen madde perestin getirdiği bir neticedir. Maddeci, materyalist, imanı olmayan kimselerin uydurduğu bir şeydir. Ama bunun farkında bile değiller. Çokları farkında bile değil. Aklı çalışmıyor. Aklını o yani incir çekirdeğini doldurmayacak aklını her şeyi tartabilecek bir terazi zannediyor. Onunla her şeyi anlayacağını biliyor. Bu eşyanın bir görünen tarafı var, bir görünmeyen tarafı var diyor İsmail Fenni Efendi. Görünen tarafı hakkındaki bilgilerimiz mahdut. Görülmeyen yanındaki bilgilerimiz zaten sınırsız. Böyle sınırlı bilgi sahibi olan insanın öyle büyük büyük sözler etmesi, göremediklerini, bilemediklerini inkar etmesi aslında imansızlığından doğuyor. Allah'ın bazı şeylere gücünün yetmeyeceği inancından doğuyor. Öyle.
Evet, bizim bütün bu alem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının aynasıdır. İman eden, iman eden ve imanını geliştiren kimseler imanlarının gelişmişliği nispetinde Allah'ın esma ve sıfatlarına ayna oluyor onlar. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz en mükemmellik onlarda. Onlarda seyrediyorsunuz onu. Küçük bir aynanın gösterdiği şey ne kadardır? Kocaman bir boy aynasının gösterdiği şeyler ne kadardır? Bir de düşünün ki sınırsız bir ayna. Evet. O zatı zatına mirat eyledeceğin dostum diyor. Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi esma ve sıfetlerine bir ayna yaptı. Celal ile cemali oldu seyran. Onun celal sıfetleri böyle kahırla alakalı, azapla alakalı, kızmakla alakalı sıfetleri var. İkiye ayrılıyor. Bir celal sıfetleri, bir de cemal sıfetleri, bir de sevgiyle alakalı ve benzeri sıfetler, güzelliklerle alakalı. Evet, o iki sınıfta bunlar. O celali ile cemal sıfetleri orada görüldü, onda görüldü. Kulda ne kadar görülebilirse mecaz olarak onda o kadar görüldü. Evet. Evet. Hem anın aynasından o Subhan, onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynasından Cenab-ı Hak nikab açtı, kemali olduğu ilan. Onun üst, yani perdeyi, peçeyi açtı. Yani sifetlerinin üzerinden önden perdeyi kaldırdı ve onun kemali ilan edilmiş oldu. Bir kuluna bu kadar verdiyse her şeyi yaratan Allah'tan ne kadar var bu? Var. Sen düşüneceksin. Ve onun ne kadar kemal sıfetleriyle müttesif olduğu anlaşıldı. Nikaplardan geçip Hakk'a gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Şunlar hepsi perde. Perde. Evet, onları kaldıracağız. Kaldıracağız. Bunun arkasındaki gerçeği, hakikatleri göreceğiz. Mevla Teala'nın esma ve sıfetlerine muttali olacağız. Evet, inşallah. Darussilah.com